Evet arkadaşlar, videomuza geçmeden önce videomuzu nelerden oluşturduk bunu en baştan bir özetleyeceğim hemen kısaca. İlk başta arkadaşlar ekranımızda gördüğümüz gibi böyle animasyonları nasıl yaparız ve yerlerini takibi mesela sağ altta yıldızımızı yukarıya nasıl koyarız bunları göstereceğim. İkinci aşamada OBS'e chat ekranını nasıl ekleriz? Yani Facebook'taki chat ekranını OBS'e nasıl ekleriz? Onu gösterdim. Üçüncüde de geçiş efekti nasıl yapılır? Zaten bunları ekranınızda görüyorsunuz. Geçiş efekti nasıl yapılır? Bunu da gösterdim. Umarım güzel video olmuştur. Videomuza başlamadan abone olup like atmayı unutmayın. Ya da izledikten sonra beğenirseniz aşağıdan da bir aboneliğinizi alırız. Like'ınızı alırız. Şimdi güzelce videomuza geçelim. Dikkatlice sonuna kadar izleyin. Hepsini yapacaksınız umarım. Hadi bakalım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da, gerçekten YouTube'da çok aradım. Yani Türkiye'ye geçtim. Dünyada bile çekmemişti arkadaşlar. Hani videosunu çekmişler, tamam, Streamlabs'ten nasıl ekranda bağış çıkarılır yoksa takipçi çıkarılır. Bunları göstermişler ama benim dediğim olay mesela Facebook'ta yayın yapıyoruz. Yıldız burada ya da Twitch'te bağış burada. Takipler şurada. Ayrı ayrı çıkmasını göstermemişler. Bunların hepsini ayrıntılıca göstereceğim. Facebook'ta yayın yapanlar için chat ekranını OBS'e nasıl ekleriz bunu da göstereceğim. Bu videonun içerisinde geçiş efekti nasıl olur? Geçiş efektini de göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir geçiş efekti. Bunların hepsini göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar videoyu sonuna kadar dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Güzel bilgiler vereceğim. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar hani Utku Abigil var. Canlı yayın yapıyorlar Facebook'ta, YouTube'da video çekiyorlar. Gökhan Abigil var, Yargıçtan, hepsi tanır. Utku abi bana çok yardımcı oldu, Faz Reis. Sağ olsunlar. Oradakiler yardımcı oldu. Benim de bir çözülmediğim sorun vardı. Bu Streamlabs'te arkadaşlar mesela yıldızı burada, takipleri şurada çıkarmayı, ayrı ayrı yapmayı bilmiyordum. Onu gösterdiler. Ve temalarını arkadaşlar, bu hani Streamlabs'teki temalar var ya, şu an ekranınıza gelen. Şu anda bir test göstereyim size. Gördüğünüz gibi yayını paylaştı. Ondan sonra yayını like attı. Bu animasyonlarda ücretsiz bir şekilde nasıl sağlayacağınızı göstereceğim. Buradan yıldızı da böyle çıkarmanızı. Ya bunları nasıl yapıyoruz bunları göstereceğim. Utku abiye çok teşekkür ediyorum. O bana yardımcı oldu bu konuda. Çünkü ben de bulamamıştım. Arkadaşlar bunun dünyada videosunu çeken yok. Buralara ekleme yapan var ama böyle ayrıntısına kadar anlatan adam gibi yok. Bunları ayrı ayrı yerlere nasıl koyduğumuzu bilmiyorlar. Hepsini detaylıca anlatacağım. Video biraz uzun olabilir, yapacak bir şey yok. Ama sonuna kadar net izleyin. Kesinlikle sorunuzu çözeceksiniz. Öncelikle arkadaşlar şimdi. Siz diyorsunuz ki ben yıldızı burada çıkarayım, takibi burada çıkarayım, ayrı ayrı olsun, hepsi burada çıkmasın, öyle istiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar OBS'iniz var, tamam. OBS'inizden böyle hepsini ayrı ayrı çıkaracağız. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. OBS'imizi bir aşağı alalım. Ondan sonra arkadaşlar Streamlabs, zaten hepiniz biliyorsunuz ki Google'a Streamlabs yazıyorsunuz. Zaten bunu biliyorsunuz. Yani bu işle uğraşanlar biliyor. Arkadaşlar bu Streamlabs'e ilk giriş yapmamız lazım, tamam. Benimki direkt girdi. Siz Streamlabs'e giriş yaptığınızda orada zaten kendi bilgilerinizi girebilirsiniz. Hangi platformda canlı yayın yapacaksanız, Facebook mu, YouTube mu, Twitch mi, hangisiyle yapacaksanız girin. Arkadaşlar uyarı kutusuna geldiğinizde bunları ayrı ayrı çıkarmak istiyorsanız mesela ilk yıldızları, sadece yıldızları ekranda çıkmasını istiyorum. Ayrı çıkmasını istiyorum. Bu yıldızı kopyalıyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Buraya sağ tık ekle diyorsunuz. Tarayıcı diyorsunuz. Tarayıcı, buraya ismini yıldız olarak giriyoruz. Tamam diyorsunuz. Ben de zaten olduğu için kabul etmiyor. 2-3 tane Z koyayım. Buraya da oradaki kopyaladığınız linki tamam diyorsunuz. Burada yıldızlarınız çıkacak, tamam mı? Bunu ben şimdilik siliyorum. Ondan sonra diyorsunuz ki takipler de, şurayı kapatayım. Takipler de onun yanında çıksın. Buradan geliyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Şurayı ben bir İngilizce yapayım. Türkçe olduğunda şeyler çalışmıyor. Follow arkadaşlar. Follow. Takibe buna tıklıyorsunuz. Buradan follow'un linkini topluyorsunuz. Takibin linkini kopyaladıktan sonra buraya tekrar geliyorsunuz. Tarayıcı diyorsunuz. Takip. Hemen hızlıca yazıyorum. Öbür isimlerden olduğu için şey yazıyorum. Öbür isimlerden olduğu için isimlerini değişik yazıyorum. Onun linkini de buraya kopyalıyorsunuz. Takipte istediğiniz yere kurabiliyorsunuz. Ben zaten bunları yaptım. Bunları sıra sıra yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben beğen yaptım, paylaş yaptım, yıldız yaptım, takip yaptım. Bakın yerlerini de ayrı ayrı koydum. Yerlerini mesela ben şeyi nereye koymuşum? Yıldızı nereye koymuşum? Şunları bir açayım. Yıldız.
Yıldızı buraya koymuşum. Şunu kilitleyeyim. Paylaşmayı da buraya koymuşum. Böyle bunların dördünün hepsini linkini oraya kopyalayarak yapıştırarak mesela takip yaptık. Mesela follow yaptık. Ondan sonra nerede bu? Şu paylaş demek arkadaşlar. Bunu kapatıyorsunuz. Paylaş işaretini seçip paylaşın linkini kopyalıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bunu yaptık arkadaşım. Biz bunu yaptık. Bundan sonra ben istiyorum ki böyle animasyon istiyorum ben. Bu animasyonu nasıl yapabilirim? Şimdi arkadaşlar burayı dikkatlice dinliyorsunuz. Burayı şimdilik bir kapatıyorum. Bunları yaptınız ya, tamam, benim animasyonum çıkmıyor sadece. Sadece animasyonum yok. Bunların hepsi var bende. Chat'i de bundan sonra göstereceğim, buraya chat eklemeyi, uyarılar eklemeyi. Facebook'ta bu arada. Twitch'te zaten otomatikman buraya chat ekliyor ama biz OBS'de Facebook'ta ekleyeceğiz. Buraya chat ekleyeceğiz. Öyle Google'dan açıp buraya yana koymanıza gerek kalmayacak. Chat'imiz burada akacak. Böyle programın içinde akacak. Arkadaşlar şimdi geldik. Böyle ekranda değişik değişik şunları nasıl çıkaracağız? Gördüğünüz gibi bu animasyonları nasıl yapacağız? Ücretsiz bir şekilde nasıl yaparız? Bunu göstereceğim. Çok dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Arkadaşlar buradan tema bölümüne geliyorsunuz. Tamam mı? Buradan buraya geliyorsunuz. Prime için var. Çoğu paralı. Siz diyeceksiniz ki bunlar paralı, ben alamam. Haklısınız diyebilirsiniz. Ücretsizleri de var. Ücretsizleri de göstereceğim. Yalnız bunu nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Sadece Streamlabs OBS'yi indiriyoruz bir kereliğine, geri sileceğiz. Bunu eklemeniz için o şart. Ben çünkü onu da denedim. Yapılmıyor. Mesela bir tane Prime'ın üstüne gelin. Sıkıntı yok. Buradan bunu almayacağız. Yani böyle bir sürü şey var arkadaşlar. Hani ücretsiz bir sürü şey var. Hepsini göstereceğim. Dikkatlice dinleyin. Yaparsanız kesinlikle olacaktır. Buradan OBS'i indire tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sol altta Streamlabs OBS iniyor. Bu OBS'i indirirseniz oradan bu uyarı kutusunu ekleyeceğiz, temasını. Sonra Google OBS'imize şuradan ekleyeceğiz. Çok kolay bir şekilde olacak. Emin olun çok kolay bir şekilde olacak. Şimdi geliyoruz. Streamlabs OBS'i indirdik. Niye bunu indiriyoruz? Çünkü arkadaşlar buradan direkt site üzerinden temayı ekletmiyor bize. Gördüğünüz gibi şuradan ekleyeceğiz. Yani kafanızı karıştırmak istemiyorum fazla buralara girip. Benim, bakın gördüğünüz gibi benim kullandığım uyarı kutucuğunun ismi şuymuş. Bunu ben Streamlabs OBS'ten ekledim sonra buraya. Yani korkmayın, kesinlikle korkmayın. Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu bir isim bakalım. Şimdi benim burada iki tane seçeneğim var, gördünüz değil mi? Yani bu kullanma demek büyük ihtimal. Bir tane seçeneğim var. Biraz sonra buraya onu ekleyeceğiz. Kafanız hiçbir türlü karışmasın. Her türlü rahat olun. Bunu indiriyoruz. Bir saniye kaldı. İndi, güzel. Bunu açıyorsunuz. Kurulumu çok basit. Kesinlikle virüs falan hiçbir şey yok. Kabul ediyorum deyin, kurun deyin. Sonra bunu silebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Dikkatlice dinleyin. Bundan sonra da dediğim gibi OBS'e chat ekranı eklemeyi falan göstereceğim. Bir de şu geçiş efekti var ya. Bu nasıl olur, bunu da öğreteceğim. Hani o da benden bir kıyak olsun bilmeyenlere. Şu geçiş efekti de güzel. Bunun sesi de var. Tamamdır. Bitti arkadaşlar. OBS'i kurduk. Bitir dediğimizde zaten otomatikman kendi açılıyor. OBS'imiz açılıyor. OBS açıldı. Şimdi burayı dikkatlice dinliyoruz. Buradan ben şunu bir sileyim. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar dikkatlice dinliyoruz. OBS'i indirdik. OBS'i indirdikten sonra bura boş olsa da hiçbir sıkıntı olmaz. Boş olabilir. Bura kendi hesabınızda, Facebook hesabınızda zaten giriş yapmışsınız. Zaten o stream hepsini orada indirirseniz kendi giriş yapıyor. Facebook, Twitch, YouTube fark etmez. Burada yeni güncel versiyon, bakın benim izlediğim videoların hepsi eski versiyondu. 2020'nin 14 Nisan 2020'deyiz. Bu güncel versiyon 0.21.1. Buradan böyle bir ekran bizi karşılıyor. Burada hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bura OBS'den aktarılmış, aktarılmamış, hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Solda temalar bölümü var. Temalar bölümüne tıkladınız. Buradan arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Widget tema. Buradan hepsi diyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi temalar var karşımızda. Bunların hepsi Prime. Biz size ücretsizi göstereceğiz arkadaşlar. Buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz. Ücretsiz kısmı bulacağız. Hani öyle hemen baştan bakıp da Prime var burada, hiç ücretsiz yok demeyin. Ücretsizler de aşağıda. Sabırlı bir şekilde iniyoruz. Tamam, 21'de çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada mesela ne yazıyor? Burada Prime yazıyor, burada yazmıyor. Demek ki bu Prime değil. Bunu kullanabiliriz.
Bu zaten Utku abinin kullandığı. Ona tekrardan teşekkür ediyorum. Yardımcı olduğu için bana bu temaları oradan eklemeyi gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Burada gördüğünüz gibi birisi mesela takip ettiğinde ya da abone olduğunda ya da hızlı attığında böyle çıkacak. Ama siz ne istiyorsunuz? Takip burada çıksın. Ondan sonra o orada çıksın. Onu başta söyledim zaten. Sadece tema eklemesi kaldı. Buradan buraya geldiğinizde bu seçeneği seçiyorsunuz. Ondan sonra install diyorsunuz arkadaşlar. Burada yükleniyor. Direkt bu ekrana bize attı. Gördüğünüz gibi direkt buraya bir uyarı kutucu şeyi eklendi. Alert box diye bir tane yer eklendi. Bu bizim yerimiz işte arkadaşlar. Burada ne diyor? Artık sizin buraya eklendi. Sıkıntı yok. Buraya eklendi. Streamlabs eklendi. Şimdi Streamlabs'i kapatıyorsunuz, tamam mı? Streamlabs'e işimiz bu kadardı. Streamlabs'i kapattık. Sonra Google'a geldik. Google'daki Streamlabs yerine geliyoruz. Şuraya geldik yani. Buraya tekrardan geldik. Şimdi burayı bir yenileyelim. Burayı yeniledikten sonra arkadaşlar şurayı İngilizce yapayım. Türkçe'de bazı yerler çalışmıyor çünkü. Buraya tıkladıktan sonra bakalım karşımıza çıkacak mı? Gördüğünüz gibi Facebook Gaming Alert Box şeyi çıktı arkadaşlar. Buraya gördüğünüz gibi buradan zaten kendi aktive etmiş. Buradan ben mesela bunu mu istiyorum arkadaşlar? Bunu aktive edebiliyorsunuz. Bunu aktive edebiliyorsunuz. Mesela Facebook'u mu istiyorsunuz? Bunu da deneyelim. Daha demin benimkini görmüştük. Bir de Utku abininkini deneyelim. Tıkladık. Gördüğünüz gibi Facebook Gaming şu anda bizim temamız hazır. Temamız hazır. Nasıl oluyor bu iş? OBS'ten bir test yapalım. Yapalım hemen testimizi. Bir dakikanızı rica edeceğim. Şuradan bir test yapıyoruz. Şurayı bir küçültelim. Buradan bir test yapalım. Mesela testler. Gördüğünüz gibi. Böyle ekranımızda çıkıyor arkadaşlar. Etrafındaki şeyler de çıkıyor. Bunları kendiniz ayarlayacaksınız. Bunları ben daha ayarlamadım. Yerlerini ayarlayabilirsiniz. Mesela takipler. Şuradan bir test yapalım. Mesela paylaşımlar. Birisi paylaşım yaptım. Gördünüz mü? Sağ altta çıkıyor arkadaşlar. Bunun sesini zaten değiştirmeyebiliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de kısaca hemen bir göstereyim. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay ya. Abi, bu kadar kolay. Bunu yani YouTube'da çeken insan yok arkadaşlar. YouTube'da çekmemişler. Yabancılar dahil bu işin içine. Bunu ayarlamayı, böyle tema yapmasını, böyle ayrı ayrı yerlere koymayı, efendime söyleyeyim, buraya takipleri, buraya yıldızları koymayı çoğu kişi yapmamış. Ben de bilmiyordum. Sağ olsun Utku abi söyledi. Ben de size aktarmaya çalıştım elimden geldiğince. Bunların sesini de şuradan değiştirebiliyorsunuz. Neredeydi o? Ben buradan kendi şeyime geçeyim. Benimki buydu. Bunu bir aktive edeyim. Tam bunu aktive ettik herhalde büyük ihtimalle. Bir dakika. Tamam diyelim. Şunu ben bir kapatayım. Sonra buradan uyarı kutucuğuna bir geleyim. Gördüğünüz gibi benimki kendiliğine döndü. Oradan siz hangisini indirdiyseniz, o Streamlabs üzerinden hangisini yaptıysanız buradaki tema yerine girip buradan aktif edebiliyorsunuz. Buradan mesela ben Facebook'u size denemek için aktif etmiştim. Gördüğünüz gibi aktif edebiliyorsunuz ya da devre dışı bırakabiliyorsunuz. Sadece ses ayarlamayı çoğunuz biliyorsunuzdur bu işlerle uğraşan. Onu söyleyeceğim. Mesela takip ettiklerinde hangi ses çıksın istiyorsunuz? Şuradan girip buradan sesini değiştirebiliyorsunuz. Tamam mıdır? Bu kadar mı? Sonra ayarları kaydet, bu kadar. Arkadaşlar tema bölümümüz bitti. Temayı mesela neredeydi o bizimki? Bir daha test yapalım. Tema bölümümüz bitti. Bu paylaşmalar burada, takipler burada, yıldızımız ortada nasıl çıkar, bunların hepsini gösterdik. Tamamdır. Burada anlaştık. Umarım işinize yaramıştır. Çünkü bunu daha YouTube'da yani yapan yoktu. Biz de bunu aktardıysak ne mutlu bize. Umarım bu işinize yaramıştır. Tamam, bizim artık bu uyarı kutucuklarıyla işimiz bitti. Arkadaşlar, şunu nasıl ekliyoruz? Paneller, chat ekranı. Chat ekranı. OBS'i kapatıyorum. OBS'i tekrardan açıyorum. Bakın bunu da çoğu kişi bilmiyor. Chat ekranı nasıl ekleniyor? Bunu da gösterdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben yayın açtığımda burada chat'te millet bir şey yazdığında bu chat akıyor. Bunu OBS'e nasıl ekleyebiliyoruz? Bu arada OBS'in içinde OBS'ten ayarlayabiliyoruz. Bunu OBS'e nasıl ekleyebiliyoruz? Tamam, Twitch'te bu ekleniyor. Ama OBS'te nasıl ekleniyor? Şimdi arkadaşlar, dikkatlice dinliyorsunuz. Google'a girdik. Şuradan Google'a girdik. Google'dan Facebook yazıyoruz. Facebook'umuza girdik. Buradan Procure. Buradan kendi sayfanıza tıklıyorsunuz. Benim sayfam burası.
Buraya tıkladıktan sonra yayınlama araçlarına tıklıyorsunuz. Buradan yayıncı panosu. Yayıncı panomuza gideceksiniz yani kısacası. Yayıncı panomuza geldik mi? Geldik abi. Bazı yerleri blurlu olarak göreceksiniz. Oralar malum, oralar gösteremiyoruz. Burada ne yazıyor? En son yorumlar. Yorumlar kısmı var. Bakın yorumları pencere aç dediğimizde böyle bir yere atıyor pencereyi. Gördünüz mü? Buradaki URL'yi kopyalıyoruz. Chat'imizin URL'sini. Buraya geliyoruz. Buraya geldik. Buradan görünüme tıklıyoruz. Panellere tıklıyoruz. Özel tarayıcı yuvalarına tıklıyoruz. Buraya isim yazıyorsunuz. Bakın ben yazmışım zaten. Chat yazdım. Buraya URL'sini yapıştırıyoruz. Uygula diyoruz. Bende zaten chat var. Gördüğünüz gibi direkt ekranınıza gelecek. Ekranınıza şöyle bir şekilde gelecek. Bunu da alıyorsunuz. Tamamdır arkadaşlar. Siz buraya buradan panellerden buraya chatinizi eklediniz. Tamam mıdır? Tamamdır. Ondan sonra görünüme tıklıyorsunuz. Chatiniz ekrana gelmeliyse paneller chat. Chat'i buradan alıyorsunuz zaten. Chat gördüğünüz gibi şu anda OBS'in içinde. Chat'i şuraya bir yere kaydedebiliyorsunuz. Nereden kaydediyorduk? Hah. Değişik bir şekilde. Chat'i böyle şuraya ekleyelim. Chat'i buraya ekledik. Gördüğünüz gibi şu anda OBS'imiz içinde chat var. Chat'i şuradan kapatabilir, açabilirsiniz. Görünüm, paneller, chat. Gördüğünüz gibi ben uyarıları da şuraya eklemiştim. Uyarılar da burada görünüyor. Ama lakin biliyorsunuz ki OBS biraz değişik bir program. Kapatıp açtıktan sonra düzeliyor. Emin olun. Chat'imiz, uyarımız hepsi burada var. Tamamdır. Şimdilik uyarıları ben bir kapatayım. Chat'i de kapatayım. Sizin ekranınız fazla şey yapmasın. Tamamdır arkadaşlar. Uyarı kutumuzun temamızı ayarladık. Chat'imizi de ayarladık. Ekranımıza chat'imizi de ekledik. Şimdi size son olarak geçiş efektini nasıl yaptığımızı göstereceğim. Geçiş efekti gördüğünüz gibi bakın şu aralarda geçiş efektleri var. Bu geçiş efektlerini nasıl yaptığımı ayrıntılı bir şekilde hemen göstereceğim. Streamlabs'le artık bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Streamlabs'inizi denetim masasından kaldırabilirsiniz. Ben hemen kaldırayım. Buradan Streamlabs'e bastık, kaldır dedik. Kaldırdık. Streamlabs'le artık hiçbir işimiz kalmadı. Kapat diyoruz. Google'a tıkladık. Google'dan buraya yazıyorsunuz ki arkadaşlar geçiş efekti. Mesela geçiş efekti green screen yazın. Arkasını sileceğimiz için YouTube burada varmış zaten. Bu ne? Geçiş efekti. Bunları İngilizce yazarak da bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bir geçiş efekti var. Heh, tamamdır. Bu bizim işimize yarar büyük ihtimalle. Bunu sağ tık kopyala. YTMP3 yazıyoruz arkadaşlar. Bulduğumuz videonun URL'sini kopyalıyoruz. YTMP3 yazıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Sonra URL'yi yapıştırıyoruz. MP4'ü seçiyoruz. Görüntülü indirmemiz lazım. Sonra OK'ye basıyoruz. Bastıktan sonra videomuz aşağıda inmedi. Daha demin MP3 indirmişim. Bunu aldık. Masaüstümüze attık. Bunu sil. Şimdi bizim elimizde ne var? Selamünaleyküm. Bunun bir sesi sıkıntı olabilir bizim için. Gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Elimizde bir geçiş efekti var. Bunun sesi inşallah sıkıntı olmaz. Ben bunun OBS sesini kısayım. Oradan gelmesin. Buna ses efekti de ekleyebilirsiniz. Onu artık kendinize kalmış. Arkadaşlar geldik. Buradan sahnemizi hangi sahneye ekleyecekseniz. Sahnenin normal yerine geliyorsunuz kaynaklara. Sağ tık ekle diyorsunuz. Ortam kaynağı diyorsunuz. Ne yazalım buraya? Geçiş yazın. Ben bir de size ekliyorum. Bende olduğu için kabul etmiyorum. Fazla var. Masa üstüne geliyorsunuz. O videoyu seçiyorsunuz. Şuradan döngüyü işaretleyin ki green screen'in arkadan silelim. Yani şu arkadaki yeşil ekranı silelim. Sadece bizim efektimiz görürüz. Gördüğünüz gibi buradan buraya geçtiğimizde her zaman bu bizim karşımıza çıkacak. Lan diyorsunuz ki tamam bu benim karşıma çıkacak da ben bunun green screen'ini silmek istiyorum. Tamamdır. Sağ tık yapıyorsunuz filtreler. Filtreler efekt filtresinden sağ tık yapıyorsunuz. Chrome anahtarını seçiyorsunuz. Chrome anahtarı odanın. Tamam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaki bizim şey vardı ya yeşillik. Neden ona? Gördüğünüz gibi arkadaki bizim yeşil gitti. Şunu biraz daha seçerseniz biraz daha kaliteli olur ama biraz belli olur. Şunu kapat diyoruz. Çok şey yapmışız. Arkasını. Bunları siz kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçiş efektimiz. Bunu kesebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Ben kısacası gösterdim. Gördüğünüz gibi ben buraya geçtiğimde böyle bir efekt var. Gördüğünüz gibi buradan buraya geçiyoruz. Buradan buraya geçiyoruz. Yani şey de böyleydi. Bunun süresini Premiere Pro'dan falan kısabilirsiniz. O da kendinize göre. Ben sadece böyle kaba bir nasıl eklemeyi yaptım.
Onu siz ayarlayabilirsiniz detayına. Arkadaşlar çalıştıktan, uğraştıktan sonra her şey olur. Unutmayın. Bilen değil, çalışan kazanır. Bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Ya ben size göstermek için yaptım. Bu da umarım işinize yaramıştır. Videomuzu bu dakikaya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Uzun bir video oldu ama kısacası anlatmaya çalıştım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hani işinize yaradıysa aşağıdan bir abone olup like'ınızı da alırız. Yorumlarda da güzel bir yorumunuzu bekliyoruz. Yapamayanlar olursa yazabilir yoruma. Discord linkimiz var. Discord'umuza gelebilirsiniz. Yardımcı oluruz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.